Güvenlik akademisi dediğimde aklıma ilk gelen şey çok rahat ve özgür bir çalışma ve tartışma ortamı. Türkiye'de aslında çok eksikliği çekilen, uluslararası ilişkiler alanını doğrudan politika yapıcılarla bağlayan bir uygulama geliyor benim aklıma. Bu bağlamda Güvenlik Akademisi'nin çok değerli ve sürdürülmesi gereken bir gelenek olduğunu da düşünüyorum. Güvenliği her perspektiften, her yaklaşımdan farklı meslektaşlarla konuşmak anlamına geliyor. Bir de bir arada olmak, yani gerçekten bizim bu şekilde birlikteliklere ihtiyacımız var ve Güvenlik Akademisi özellikle Türkiye'de güvenlik çalışanları bir araya getirmek için böyle bir imkan tanıyor bize. Güvenliğin sadece akademik alanından değil, pratik alanından da aynı zamanda katılımcıların olduğu ve bu katılımcılarla etkileşim imkanının olduğu bir oluşum geliyor ve günceli yakalayan bir oluşum geliyor. Kendini her sene yenileyen, sahadaki olaylara göre kendini her sene yenilemeyi başaran bir oluşum aklıma geliyor. Beni cezbeden şey daha az sayıda katılımcının ve uzmanın birebir iletişim halinde bulunma imkanının olması. Tabii derslerin içeriği ve seminerler de burada sadece öğrencilere ya da gençlere yönelik değil, aslında hocalara da yani çok ciddi ufuk açan bir eğitim veriliyor. Sadece makalelerini ve kitaplarını okuduğunuz hocaları burada bizzat görme ve onlarla yani boş vakitlerinde vakit geçirme, konuşma imkanınız oluyor. Her seferinde yeni şeyler öğreniyorum. Değişen katılımcılardan, değişen konulardan, güvenlik alanının, uzmanlaştığımız konuların hem yeni uygulamalarını hem de yeni literatürünü görmüş oluyorum. Bana çok büyük faydası oluyor. 2009 yılında doktoramı bitirip Türkiye'ye geldikten sonra benim Türkiye'deki uluslararası ilişkiler camiasıyla ilişki kurmamı sağlayan nokta Güvenlik Akademisi oldu. Sanırım 2010 yılındaydı ilk katıldığım Güvenlik Akademisi, gene Ilgaz'daydık. O zaman kar vardı Ilgaz'da. Demek ki iklim değişikliği bu kadar etkilememişti çevreyi. O günden bugüne ben sanırım 4-5 kere falan katıldım Güvenlik Akademisi'ne ve ilk andan itibaren Güvenlik Akademisi, güvenlik çalışmaları içinde olan bir insan olmama rağmen benim için her seferinde bugüne kadar dinlediğim bu Güvenlik Akademisi'ndeki sunumlar da dahil olmak üzere çok ufuk açıcı oldu. Bir taraftan gençlerle, bir taraftan kendi meslektaşlarımızla bir arada olmak, kendi konularımızı diğer çalışmalarla birleştirmek çok iyi oluyor. Yani bana iyi geliyor. Farklı alanlarda çalışan, bazen bizim kendi kendimize okumadığımız ya da ilgilenmediğimiz pek çok farklı sahada hoca burada toplanıyor ve kendi hem kişisel deneyimlerini hem de tabii ki akademik uzmanlık alanları ile ilgili pek çok şey paylaşıyor. Sadece akademik değil, farklı farklı yönleriyle, insani boyutuyla da yani çok akılda kalan bir deneyim oluyor. Politika yapıcılar, konunun alan takibini yapan gazeteciler ve biz akademisyenler bu işlere nasıl farklı bakıyoruz onu öğreniyorum. Her biri güvenliğin değişik veçelerinde uzmanlaşan meslektaşlarımın alanlarında neler yaptıklarını takip etme fırsatım oluyor. Ve tabii aynı zamanda Güvenlik Akademisi düzenlendiği mekan ve formatı itibariyle önemli bir networking, yani insanların birbirini tanıması ve ortak fikirler geliştirmesi için de iyi bir platform.
akademiden öğrendiğim şeyleri veya aldığım şeyleri hem çalışmalarımda hem de derslerimde kullanarak meslektaşlarımla ve öğrencilerimle paylaşma imkanı buldum. Genel olarak özellikle böyle rahat bir ortamda tartışma fırsatı verilmesi zaten her oturum için çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Yani Asya çalışan bir insan olarak özellikle Çin oturumu benim için çok verimli geçti. Tabii ki hani bildiğimizi varsaydığımız şeyler de var, yani daha önceden teorik bilgilerimiz de var ama üstüne hem sorularla bunları tartışmak hem de çok değerli hocalardan bunları daha kompakt bir şekilde dinliyor olmak da çok çok katkılı oldu. İlk kez katılıyorum. Çok da mutluyum katıldığımı. Aslında dışarıdan görüyordum hep. Güzel bir intibası vardı bende. Fakat katılınca daha farklı oluyormuş gerçekten. Çok daha ileride beklentilerim. Harika. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Mustafa Hoca'yı biliyorum, yani tanıyorum, takip ediyordum. UIK Akademi'yi de biliyordum aslında. Birkaç senedir takip ediyordum ama hiç hani başvurma fırsatım olmamıştı. Bu sene hem de Global İlişkiler Forumu'nun teşvikiyle tamam dedim, başvurayım. İyi ki de başvurmuşum. Alanında uzman hocalarımızla, büyükelçilerimizle bir arada olmak, tanışma fırsatı bulmak benim için ayrıcalık. Yani çok büyük bir şans. Burada ortamın sıcaklığı olsun, hocalarımızın yardımseverliği, cana yakınlığı olsun. Ben çok mutluyum katıldığım için. Bir dahakine de katılmak isterim. Herkese de öneririm. Genel olarak baktığımızda bütün anlatımlar gerçekten de paha biçilemez. Fenlerimizin yıllarını vermiş olduğu bilgi birikimlerini bize aktarırken, ki hiç böyle sıkıntı çekmeden veya bir şeyi saklama gereksinimi duymadan olabildiğince bizlere aktardığına inanıyorum. Bundan da çok mutluyum açıkçası. İyi ki de gelmişim. Güvenlik Akademisi kendini her sene yenileyen bir oluşum. Bu dinamizmini koruması ve bu şekilde bir cazibe merkezi olmayı sürdürmesi benim en büyük beklentim. Güvenlik Akademisi'nin kendisinden çok Güvenlik Akademisi'nin sonuçlarından beklentilerim var. Güvenlik Akademisi'nin bu politika yapıcı akademiye bağlantısının sonuçlarını daha somut olarak görebilmeyi ümit ederim. Artık 21. yüzyılda her gün teknolojinin ya da farklı farklı alanların, yani daha önce uluslararası ilişkiler sahasına girmeyen, güvenlik alanına girmeyen pek çok farklı temanın artık yani bir anda gündemimize girdiğini görüyoruz. Bunlarla beraber güncellenerek devam etmesini, bu platformun aynı şekilde sabit bir şekilde sadece güncellenerek devam etmesini bekledim. Tam böyle insanın tadı damağında kalıyor. Bir gün daha fazla olabilirmiş.